Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir rehberle karşınızdayız. Çok bileniniz vardır, bilmeyeniz vardır. İbedor parşömeni hakkında bir bildiğim şeyleri sizlere aktarmak istiyorum bugünkü bu videoda. İbedor parşömeni dediğimiz şey, oyunda Odraxia bölgesinde çıkan ve birleştirildiği zaman bir parşömen elde edilen ve o parşömen İbedor parşömeni olan dişlerden oluşan bir parşömen. Bu parşömen sizin belki daha önceden aşina olduğunuz, daha önceden belki açtığınız mantıkla açılıyor. Toplu açma yöntemiyle açılıyor. Ve elde etme sonucu, elde ettiğimiz itemler ise hafıza değil, burada kapras oluyor. Hemen ortalamasından bahsedeyim. Sizin saatte ne kadar kesip kesmeyeceğiniz vesaire, o sizin partinize bağlı. Ancak partinize bir adet şayı bulundurmaya özen gösterin. Çünkü şayı hiç burada çok fark ediyor. Aşamalarından bahsedeceğim şimdi bir sonraki şeyde. İtemimiz şu arkadaşlar. Ben şuna bir kere vurayım. Hasarım yansısın. Hemen Uraksiye bölgesinden bir yer açalım. Tunkuta mesela. İtemimiz şu. Derin gece zehirli dişi. Bunu 5 adet derin gece zehirli dişini artı şeklinde birleştirdiğiniz zaman envanterinizde size İbador'un parşömeni isimli şu görmüş olduğunuz parşömeni veriyor. Bunu şu görmüş olduğunuz soluk kadim esere birazdan yerleştireceğiz. Ve parti başkanı beşli partinin gücünün yeteceği ve 5. seviye olan seviyede bossları ya da artık o dalgaları aktif edecek. İlk aşamada Dark Knight'lar yani 250 AP ahipler geliyor. İkinci aşamada Tunkutalar 280 AP öküzler diyor bizim arkadaşlar orası. Bakın şu şekilde yerleştirdik hepimiz. Parti başkanı Arin. Arin şu an etkinleştirdi. Son aşamada da Olun geliyor. Olun hepsinin kendince mekanikleri var. Olun'un mekaniklerini bakarak öğrenebilirsiniz. Olun videosu var bir tane. Onunla dair bildiğimiz her şeyi aktardığımız. Bu ilk aşamada 250 AP'lik mobların böyle küçük olanları, düz mob gibi olanlar geliyor. Tabi bunlar 250 AP'lik moblara göre biraz daha güçlüler. En azından ölme konusunda güçlüler. Bizim parti biraz yamyam burada. Herkes Pembe Blackstar'lı. Sağlam bir ekip var burada. Kesim hızımız size göre biraz fazla gelebilir ve 3 tane şey var. 3 şeyi burada. Yani büyük olan mobları özellikle çok hızlı kesiyoruz. Kendinizle kıyasladığınız zaman, açtığınız zaman, denediğiniz zaman kafanız karışmasın. Şimdi şu aşamada Dark Knight boss'u çıkıyor, gördünüz. Dark Knight boss'unu keserken genelde araya alıyorsunuz. Bakın, gördüğünüz gibi araya aldığınız zaman bu pek sağa sola hareket etmiyor. Biraz hareketli bir arkadaş. Sağa sola çok fazla iframe atıyor. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe bu şekilde araya alıyorsun, sıkıştırıyorsun. Etrafına sürekli skill atıyor. Heal atan biri olursa partinize iyi olur. Ara ara can doldurması vesaire. Bu şekilde araya aldığınız zaman çok hızlı şekilde kesiliyor. En uzun süren boss aslında bu. Eğer bu şekilde kesmezseniz. Çok fazla sağa sola kaçıyor. Bu açtığımız yeri de göstereyim size. Şurası 250 AP'lik yerin altı. Siz zaten buna sağ tıkladığınız zaman bu bölgeye götürüyor sizi. İkinci aşamada Ulutuka boss'u geliyor. Bu Ulutuka boss'u 280 AP'de kastığınız yerde yani troll'ların arada bir çıkan boss'unun direkt kendisi. Mekanikleri birebir onun aynısı. Şu görmüş olduğunuz skill'i var. Bu skill etrafa dalga dalga bayağı bir hasar vuran bir etki bırakıyor. Bu skill'i atarken CC yiyebiliyor. Hangi CC'yi hangi koşulda yediğini bir türlü çözemedik ama o sırada yoğun şekilde DPS yapın ve skill'lerinizi hızlı şekilde bırakmaya çalışın. Genelde şöyle gördüğünüz gibi sersemliyor mob ve bu sersemlemenin sonucunda hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Eğer o sersemlemeyi sağlatmazsanız biraz sorunlu bir mob. Hani çok fazla vurabiliyor. 380 DPM var, beni tekleyebiliyor mesela. Eğer bütün dalgaları vesaire yerse. Bir şeyiniz kırılmıyor, onu söyleyeyim. Ve bu da Olun Golemi. Olun'daki golemin birebir aynı mekaniklerine sahip. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi Olun videosundan bakabilirsiniz. Nasıl yaptığında. Slot'un yani slot demeyeyim de bu mekaniğin getirisini konuşacak olursak parti 5'li açmanızı öneriyorum.
Parti lideri yalnızca açabiliyor bu şekilde. Unutmayın, partiden random bir adam açamıyor yerleştirince. Parti lideri yerleştirmeden kimse oraya koyamıyor. Tek başınıza da açabilirsiniz. 2 kişi de, 3 kişi de, 5, 4 kişi de, 5 kişi de hepsini açabilirsiniz ama 5'i öneriyorum. Tabi her açtığınız seviye için zorlaşıyor. Yani sayınız da arttığı için. Ama tabi ona oranla getirisi de artıyor. Şöyle söyleyeyim. Biz 5'linin ortalamasını aldık bugüne kadar. Tekrar yerleştirelim. Biz bugüne kadar 5'linin ortalamasını aldık. 5'li de ortalama bir tane parşömen, şu anki pazar, bizim şu an mevcut olan pazarımıza göre bir tane parşömen net 85 en paraya denk geliyor. Bir parşömen de işte 8 diş, pardon, 5 dişten oluşuyor. Dişin tanesi 17 mi falan geliyor. Toplamda kara taşını vesaire tam olarak size şu an söyleyemeyeceğim ama burada zaten önemli olan şey kapras. Kapras bir parşömenden size, bir ibedor parşömeninden burada ortalama 30 tane geliyor. Benim şu an üstümde önceden kalma kapras vardı. O yüzden size net sayıyı söyleyemeyeceğim ama biz bunun testini de defalarca yaptık. 29 ile 30 arası çıkıyor. Fix, hiçbir şekilde şaşmıyor toplu açtığımız zaman. Ben burada mesela 11x açacağım. 11x'ten 330. Yani 300 ile 330 kaprası arası bir kaprası alacağım. Büyük ihtimalle. Bu benim için yeterli. Kapras, direkt kaprası. Kapras artı tozla beraber. Aynı zamanda ahiplerin, yani 250 AP'lik bu bossları kestim. Şu kara şövalye boss'tan hayalet enerjisi de atabiliyor. Zaten İbedor parşömeninin üzerinde yazıyor gördüğünüz gibi. Ümitsizlik közü dediği torolardan atabiliyor. Bu alev yaptığımız köz birebir aynısı. Kapras taşı, kadim ruh tozu, karataş. Şu karataşlar direkt şeyden düştü. Mesela şuradan bakabilirsiniz. Ayrıca çöp falan da düşüyor. Şimdi bu çöpler de değerli çöpler. Normal mesela olanın çöpü olduğu için şu direkt mesela 250, şey, şu direkt 25 en mesela. Şu direkt 400 tane düşmüş. Kaç para yapıyor? İşte 8-9 en falan filan. Oradan da nakit para geliyor. Yani şu karataşlar artı kapras artı bu çarın çöpün ortalaması 30 em geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. 30 kapras artı işte diğerlerinin eklenmesiyle beraber şu anda 85 em geliyor Mena'nın piyasasında ama bu yarın öbür gün değişeceği için yani siz belki bu videoyu daha sonra izlersiniz. Size net bir değer veremiyorum. Zaten amacım da bu İbedor parşömeninin açılma aşamasında, bakın rokete nasıl bir anda vurdu. Roket 720 GS bu arada. Öyle söyleyeyim, full artı full, bir tek Deborah kası yok. Bir anda canı şuraya indi. Şeyi düşünün, 8K yakın canı vardır. Şu 6K gibi bir hasar vardı o görmüş olduğunuz şey. Skill, söylediğim skill. Dikkat etmeniz gereken. Daha fazla da böyle videoyu uzatmak istemiyorum. Böyle basit, hızlandırılmış bir video olsun istedim. Tekrardan ayıpları anlatayım. Ayıplar çıkıyor. En son çıkan Dark Knight'ı sıkıştırıyoruz araya. Tunkutan'ın, yani bu Ulutuka'nın kaç tane, özür dilerim, attığı skilleri aşağıya okurken şey yapayım. Attığı skillerde mümkün mertebe bütün skillerimizi atmaya çalışıyoruz. Bir tane CC yiyor. Henüz ne olduğunu çözemedik. Siz çözerseniz yazın aşağıya hangi CC olduğunu. O CC yiyor. Mümkün mertebe skill atarken onu sersemletiyoruz. Onun dışında ve Olun çıkıyor. Olun içinde size de yer alan Olun slotunun rehberini izlerseniz Olun'un skillerini vesaire öğrenirsiniz. Beşli partide düşük GS'yseniz ölme riskiniz var. Ölünce taşınız kırılmıyor. Tekrardan söyleyeyim. Ortalamada 5'li bir partide 30 adet kapras elde ediyorsunuz. Benden bu kadar olsun. Şunu da açalım. Lütfen videoya yorum bırakıp beğenip kanala destek olmayı unutmayın ve canlı yayında Twitch'e gelip bize bir merhaba demeyi de ihmal etmeyin. Elimizden geldiğince orada da sizlere bildiğimiz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.